Tebrik ederim. İsrar etmeseydin ve tümörü bulmasaydın çok daha geç kalınacaktı. Şimdi erken tanı sayesinde daha iyi sonuç alma ihtimali var. Ne zaman ameliyat edeceksin? Etmeyeceğim. Nasıl ya? O kadar uğraştın, tanıyı koydun. Benden bu kadar. İlk yarı çağırın, ameliyatı o yapsın. Nasıl ya? Muhsin! 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 Oğlum alıp götürdü acaba bu. Evde bir yerde düşüp kalmasın sakın. Muhsin! Muhsin neredesin? Baktım senin geleceğin yok. Kalkıp ben gideyim dedim bari. Sende bir şey var ama dur daha çözemedim. Kerem'e takılıyor aklım biraz. Ama genç çocuk tutamamıştır işte kendini. Olur mu canım öyle şey Neşe ya? Ne olursa olsun. Yok ben yarın konuşacağım onunla. Bu kadar kolay yırtamaz bu işten. Bütün bu sıra Kerem yüzünden yani öyle mi? Yok. Ya yok bir şeyim, biraz da yorgunum. Belki o yüzdendir. İlker'le kavga falan mı ettiniz siz? Hiç beraber görmüyorum artık. Bizim İlker'le kavga etmemize gerek yok ki. Aa, niyemiş? Bunca zamandır tanıyoruz birbirimizi. Bazen de bakıyorum ona. Sanki hiç tanımadığımı fark ediyorum. Aman. Erkekler işte be tatlım. Yani bizim gibi değiller. Kabul etmek lazım. Onlardan herhangi bir konuda istikrar beklemek yanlış zaten. Ne arkadaşlıkta, ne aşkta. Yani hepsi birbirinin aynı. Büyümeyen çocuklar topluluğu. Şu yeni gelen adam hakkında ne diyorsun? Hangi adam? Mehmet, hani yeni beyin cerrahı. Bilmem. Ya garip biri değil mi? Yani sana da öyle geliyor mu? Tuhaf bir gizemi var sanki. Evet haklısın aslında, garip biri. Değil mi? Şey gibi sanki geçmişinde sakladığı bir şey varmış gibi. Heh. Böyle kendiyle savaş halinde gibi, içiyle konuşuyor gibi. Aynen öyle. Mesela bugün bütün gün bir hastayla uğraştı. Elinde somut bir delil olmamasına rağmen her türlü tetkiyi yaptı. En sonunda kadının kafasında bir tümör çıktı. Ama ameliyat etmedi. Aa niye? Bilmem. Ameliyatı İlker yapsın dedi gitti. Yani düşünsene belki de kadının hayatını kurtardı ama ameliyat etmiyor. Al işte sana güzel. Ya ben başından beri anlamıştım bu adamın bir derdi olduğunu. Gör bak çıkacak yakında kokusu. Ne işiniz var burada? İşim yok Sinem. Geldim sadece. Ama Ceyda Hanım demişti ki... Dedi ama... ben buradan başka bir yerde kendimi rahat hissetmiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Babam nerede? Bilmem. Hastanedir herhalde. Sana ne zaman geleceğiyle ilgili bir şey söyledi mi? Ne oldu? Niye merak ediyorsun bu kadar? Merak etmedim. Bir ödevim var da onunla ilgili konuşmam gerek. Tamam, yemekten sonra ben yardım ederim. Onunla konuşmam gerek.
Tamam. Babana sor bakalım o zaman. Neşe. Geldim. Neşe gene ne unuttun? Ne unuttun ya? Git buradan Alper. Ceyda. Ceyda, benim sana söylemem gereken şeyler var. Beş sene sonra mı? Tahmin etmiştim burada olacağını. Duramadım evde. Ceyda Hanım çok kızacak. Biliyorsun değil mi? Neden yaptın? Ben tutamadım kendimi. Tutamadın, sinirlendin. Ama neden? Belki böylesi daha iyidir.